bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Yeşilçam'ın aykırı çocuğudur o. Mahallenin oyun bozanı. Evin serserisidir. Mutlu bir çifte ayıran zalim bir adam. Her şeyini kumarda kaybeden biri. Genç bir kıza evlenmek vaadiyle kandıran bir yakışıklı. Kimi zamansa abisinin karısıyla birlikte olacak kadar hain bir kardeş olur. Çoğu zaman oynadığı rollerle seyircinin nefretini kazanır. Erol Taş kadar olmasa da o da az kötü değildir. Erol Taş'ın, Coşkun Göğen'in, Nuri Alço'nun daha yakışıklı, daha kültürlü halidir. Genç bir delikanlı olarak Dağlar Aslanı filmiyle başladığı sinema kariyerini Mahallenin Muhtarları dizisinde Şoför Ali karakteriyle taşlandırır. Tarık Akan'ın bir tiyatro kulisinde birlikte fotoğraf çektirmek istediği kişidir Yalçın Gülhan. 27 Aralık 1944'te İstanbul'da dünyaya gelir. Babası Ömer Çavuş, devlet demiryollarında revizör yani vagon teknisyeni olarak çalışır. Kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Ahmet Gülhan verdiği bir röportajda birçok kaynakta yer alan bilginin aksini ailesinin Adanalı olmadığını belirterek şunları anlatır. Babam Sakarya Savaşı'yla İstiklal Harbi'ne katılmış süvari olarak. Atımı bırakmam diyerek kendi atıyla katılmış. 30 Ağustos'ta Yunanları kovalayan 3. taburun çavuşu, bir de gazi olmuş. 9 gün koştur koştur bütün köyleri yakarak gitmiş Yunan askerleri. Yiyecek yok, ekmek yok. Atlara kuru üzüm yedirirken onlar da kuru üzüm yiyorlarmış. Bu şekilde İzmir'e inmişler. Bütün belgesellerde gösterilir. İzmir Sarıkışla'nın tepesindeki Yunan bayrağını indirip Türk bayrağını çeken manganın emrini babam vermiş askerlerine. Komutandan emir almadan sen bunu uyguladın diye mahkemeye çıkartılıp ceza olarak bir buçuk ay İstanbul'a sürgüne göndermişler. Kendisi Ürgüp Kapadokyalı. Askerlikten sonra bir daha köyüne dönmemiş. İstanbul'da kalmış. Yalçın Gülhan eğitim hayatına Kadıköy'de bulunan Osman Gazi İlkokulu'nda başlar. Daha sonra Erkek Sanat Enstitüsü'nde okur. 1963 yılında Münir Özkul Tiyatrosu'nda General Çöpçatan oyunuyla sanat yaşamına başlar. 1964'te yönetmenliğini Yavuz Yalın Kılınç'ın yaptığı Dallar Aslanı filmiyle sinemaya adım atar. Bu filmin başrollerinde Birol Soyurgal ve Türkan Şoray vardır. 1969 yılında Kapıcı'nın kızı Yuvamı Yıkamazsın, Günahını Ödeyen Adam filmlerinde oynar. 1970 yılında Saadet Güneşi ve Alçaklar Affedilmez projelerinde yer alır. Daha çok yardımcı erkek oyuncu rollerini canlandırır. Ayrıca sanatçı 1970'li yıllarda Ulvi Uras Tiyatrosu ile Deve Kuşu Kabere Tiyatrosu'nda çalışır. Sanatçının ağabeyi Ahmet Gülhan, kardeşinin yetenekli ve yakışıklı bir oyuncu olduğunu belirterek yaşadığı bir anıyı şu sözlerle dile getirir. Ben İzmit Bölge Tiyatrosu'nu kurduğum zaman Yalçın bana uğradı. Askere gidiyor, Bahriyeli. Işıkçım Turgut Üregül'ün kardeşi 13-14 yaşında çok güzel bir çocuktu. Ben ne haber yakışıklım derdim. Ahmet abi, Yalçın abiyle bir fotoğraf çektirebilir miyim dedi. Tabii oğlum dedim. Kim de bu çocuk? Bu çocuk Tarık Akan'dı. 1971 yılında Mavi Şart, Severek Ayrılalım, Melek Mi Şeytan Mı, İki Ruhlu Kadın, Yarın Ağlayacağım, Sevmek ve Ölmek Zamanı Olmak Üzere bir yılda 6 filmde birden oynar. Edison, Türkan Şoray, Cüneyt Arkın, Hülya Koççi, Tarık Akan, Metin Serezli, Fatma Girik, Salih Güney, Murat Soydan gibi Yeşilçam'ın en iyi oyuncularıyla oynar. Şüphe filminde Edison ve Hale Soygazi ile oynar. Bu filmde Yalçın Gülhan, Psikopat'ın kralını oynar. Kadir İnanır ve Oya Aydoğan'la oynadığı Doktor filminde mahallenin yakışıklısını oynar. Doktorun mahalleye gelmesiyle ikinci plana düşünce bir anda kötü bir insana dönüşür. Doktor! Biraz konuşsak ha? Acelem var, yarın konuşuruz. olan Durdurun Dünyayı da Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'la oynar. Ferdi Tayfur eski bir kumarbazdan bütün püf noktalarını öğrenir ve Yalçın Gülhan'la kumar oynar. Yalçın Gülhan da kumarbazın tekidir. Her şeyini kaybeder kumarda. Zaten Necla Nazır'a da kötü davranır film boyunca. Yine sevilmeyen bir karakteri canlandırır. Emrettiğiniz 10 milyon çantada. Gidebilirsin. Duymadım mı gidebilirsin dedim. Babanızın 20 senelik emektarıyım. İsterseniz kovun beni. Ama söylemeye mecburum. Bu gidişe hiçbir servet dayanmaz Murat Bey oğlum. İyi günler. Vazgeç gönlümde Orhan Baba'nın yanında görürüz bu sefer. Yalçın Gülhan Orhan Gencebay'ın kardeşidir ama her zamanki gibi serserinin tekidir. Yalçın Gülhan hem iyi hem de kötü karakterleri büyük bir başarıyla canlandırmasını bilmiştir. Özellikle asi tipleri canlandırmakta çok inandırıcı olur. Yeşilçam'ın erotik filmler döneminde o da bu tür filmlerde oynamak zorunda kalır. Diğer sinema sanatçıları gibi Yalçın Gülhan da sinemanın krizde olduğu dönemde oyunculuğu bırakıp şarkıcı olarak sahneye çıkar. 1979'da Coşkun Sabah'la aynı sahneyi paylaşır. İlk kez Taksim'deki Maxim Gazinosu'nda sahneye çıkmaya başlayan ve 6 yıl şarkı söyleyen sanatçı yaptığı bir açıklamada müzeye yöneldiği günleri şu sözlerle aktarır. Sinemanın çok krizli olduğu bir dönemdi. Coşkun Sabah'la çok güzel arkadaş dost olduk. Bir bak bakayım, bu işi yapabilir miyim, yapamaz mıyım dedim. Coşkun Sabah çok iyi bir insan, çok önemli bir müzisyendir. Benim eve geldi. Orada başladık. Olur dedi. Olur deyince Allah Türk'a Türk sanat müziği içinde olmaya çalıştık. O zaman moda oydu. Sinemadan gelenler öyle yapıyordu. Aldık yürüdük. 1992-2002 tarihleri arasında Oğuz Yalçın, Filiz Kaynak, Avni Kütükoğlu ve Nursan Esenboğa'nın yönettiği, Kandemir Konduğ'un yazdığı Mahallenin Muhtarları adlı dizide Yalçın Gülhan şoför Ali karakterini canlandırır. Taksi! Boş musun? Boşum ablacığım. Hemen geliyorum dur. ablacığım yine aksiliği tuttu be kusura bakma Görünürken Neler Gördüm adlı kitabında meslek hayatı boyunca gözlemlediklerini ve deneyimlerini anlatan Yalçın Gülhan sinema kariyerinde hatalar yaptığını iyi filmler beklemek yerine para için ucuz ve basit filmlerde oynadığını bunların kariyerine zarar verdiğini ve pişman olduğunu belirtir Görünürken Neler Gördüm kitabına ilişkin verdiği bir röportajda gençlere yol gösterici deneyimlerimi anlatıyorum bunun ötesinde mesela bir konservatuar meselesi var. Konservatuar bitirmesini o kadar abartan genç bir kuşak var ki sözüm biraz onlara. Merhaba diyor genç oyuncu. Ardından konservatuvarlıyım diyor. Konservatuvarlı olmak bir takım şeyleri halletmez. Ben konservatuvarlı değilim ama daha önemlisi var bende. Ulvi Uras konservatuarını, Deve Kuşu Kabere konservatuarını bitirdim. Konservatuarın hocalarını söyleyeyim. Metin Akpınar, Zeki Alasya, Ahmet Gülhan, Haldun Taner usta çırak ilişkisi olmadan konservatarlı olmanın bir anlamı yok der. Uzun süren demans hastalığıyla mücadele eden Yalçın Gülhan, tedavi gördüğü hastanede 27 Temmuz 2019'da 74 yaşında yaşamını yitirir. Cenazesi Şakir'in caminden kaldırılarak Karacamet mezarlığında toprağa verilir. Ondan geriye oynadığı sayısız film ve ruh kattığı karakterler kaldı. Yeşilçam'ın aykırı çocuğu. Her daim haylaz, serseri ama filmin sonunda iyiye meyleden adam. Seni her zaman hatırlamaya devam edeceğiz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.